Resulullah Efendimiz en çok sorulan soru. Bunu anlatıp bitireceğim. Resulullah Efendimiz niçin çok evlendi? Acaba çok mu ihtiyacı vardı hanıma? He? Kaan nerede? Kaan? Mesela. Misal dedim. Buradan ilan etsem bak işte. Buradan Allah'ın izniyle gelir bir şeyler. Şimdi Resulullah Efendimiz niye evlendi? Bugün bir takım ateistlerin, bir takım deistlerin söylediği Resulullah Efendimiz hakkında ona hakaretvari dillendirmeye çalıştı. En çok sorulan soru, niye çok evlendi? Çok eşi vardı. Resulullah Efendimiz çok evlendi, çok şerefetten düşkün müydü acaba? Haşa değildi. Peki neydi Resulullah Efendimiz? Niye evlendi? Bakın şu anda hele günümüzde 25 yaşına kadar gelip de böyle temiz, saf, hiçbir kızla ilişkisi bulunmayan, ne bedensel ne de sözel ilişkisi bulunmayan çok nadir insanlar var. Öyle mi? Etrafınıza bakın. Kimse kimseye bakmasına gerek yok. Herkes kendisine baksa görür zaten. Allah Resulü Arap döneminde zinanın ayyuka çıktığı bir zamanda, kızların böyle sokaklarda satıldığı bir zamanda, şu anda da öyle de, zamanda Resulullah Efendimiz kimse, bak onun hakkında taanda bulunanlar, onun hakkında hakarette bulunanlardan bir kişi bile Allah Resulü bir yaşak aşk, yasak bir aşk yaşadı diyemiyor kimse. O kadar saf, temiz, berrak, arı duru. 25 yaşına kadar tertemiz. Ondan sonra da temiz de yani. Evlenmedi. 25 yaşında Allah Resulü evlendi. Kimle evlendi? 40 yaşında. Hazreti Hatice anamızla evlendi. İki defa evlilik geçirmiş dul bir hanımla evlendi. Niye? Tam gençliğin baharında. Allah Resulü'nün de 10 erkek kuvveti vardı öyle. Öyle bir iki defa iş yaptı mı öyle yatan adam değildi yani. Öyle Allah'ın izniyle yani. Kuvvetliydi. 10 erkek kuvveti verildi buyuruluyor. Tabii. Bazen bütün bir gece de bütün hanımların dolaşırdı. Ya şimdi konuşacağım, sonra konuşursunuz hoca diye konuşmuyorum yani. Ağzıma çok şeyler geliyor da. Yani Resulullah Efendimiz öyle kuvvet vardı. 25 yaşındayken Allah Resulü 40 yaşındaki hanımefendiyi aldı. Hazreti Hatice anamız. Hatta onun için Resulullah Efendimiz Hira'dayken bir gün aileden bahsedeceğiz dedi ki hanımefendiden. Bak hanımefendi nasıl olunur? Hanımlarınıza gidince anlatın bunu. Resulullah Efendimiz o kadar çok severdi Hazreti Hatice anamızı. Hatta Hazreti Ayşe anamız onu o kadar kıskanırdı ki. Çok kıskanırdı onu. Ve dedi ki ona, ya Resulullah dedi ya Hazreti Ayşe anamız. Dedi, evlilik geçirmiş, dişleri dökülmüş dedi. Yaşlanmıştı çünkü. Dişleri dökülmüş dedi. Efendim ağzındaki hani yaşlanan insanlar böyle ağızlarında beyaz bir şey oluşur ya. Bu olacağım dedi. Bir hanıma mı dedi yani? Bu kadar dedi. İltifat ediyorsun. Bu kadar şey yapıyorsun. Resulullah Efendimiz hiç razı olmadı ondan. Sonra buyurdu ki Resulullah Efendimiz. Ya Ayşe vefatından sonra ona bir şey deme. Siz benim yükümü paylaştınız. Yani hafiflettiniz. O ise yükümü komple kaldırdı dedi. Resulullah Efendimiz Hazreti Hatice anlamış. O kadar çok severdi. Hira'daydı bir gün. Hira'da otururken Cebrail Aleyhisselam geldi. Dedi ki, ya Resulullah dedi, aha dedi Hatice geliyor dedi. Çıkınında, bohçasında şu 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 yemekler var dedi. Ona dedi, Allah'ın selamı var, benim selamımı da söylersin dedi. Biraz sonra Hazreti Hatice anamız geldi. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz Hazreti Hatice anamıza dedi ki, ey Hatice dedi, senin dedi çıkınında, bohçanda dedi şu şu yiyecekler mi var dedi. Evet ya Resulullah dedi. Nereden biliyorsun dedi. Ya dedi ki ya Hatice az önce sen gelmeden evvel Cebrail buradaydı dedi. O haber verdi. Buyurdu ki Allah'ın sana selamı var Cebrail'in dedi. Ve Allah'ın selam gönderdiği tek hanım kadın biliyor musun? Allah'ın selam gönderdiği tek hanım kadın. Tek. Bunun üzerine Hazreti Hatice anamız kalktı.
ağlamaya başladı. Dedi ki Allahümme entes selam ve minkes selam tebarek de ya del celal vel ikram dedi. İşte biz namazda ondan dolayı böyle diyoruz. Allahümme entes selam, ya Rabbi selam sendendir. Ve minkes selam, selam sensin ve selam selamet sendendir. Tebarek de ya del celal vel ikram. Şanı yüce olan Allah'ım sen ne kadar da mübareksin, bereketsin yani. Ya Hazreti Hatice anamız hakkında Resulullah bunu öyle derdi. Çok severdi onu. Ona farklı bir iltifat ederdi. Hoş diğer hanımlarına da yapardı. Mesela Hazreti Ayşe anamıza Hümeyra derdi. Hümeyra demek pembe yanaklımdı demek. Resulullah Hazreti Ayşe anamızın yanakları böyle kırmızı kırmızıydı böyle. Tatlı kırmızılık vardı. Onu Hümeyra pembelim derdi ona. Bunları söylüyorum bak Kaan. Bunları duy. Lazım olur. Yarın bir gün böyle odun gibi olmaz yani insan. Biraz bir şey yapıyor. Ama bugün millet yani böyle işte nişan devresinde falan filan yapıyor. Evdekilerin laf aramızda evdekilerin en çok kızdığı şey o yani. Ya diyor her şey evlenmeden önce miydi diyor yani. İnsan ne yapacak? Evlendikten sonra da bir takım şeyleri devam ettirecek. Peki Allah Resulü niçin çok evlendi? İşte Resulullah Efendimiz Hazreti Hatice anamızla evlendi. Çok şehvetine düşkün olduğundan. Peki o zaman çok zengindi kardeşim. Zengin olduğundan mı da evlendi? 20 sene, 23 sene yaşadı onunla. Bazı 20 sene diyenler var, 23 sene diyenler var. 23 sene yaşadı. Resulullah Efendimiz ikinci bir hanım dahi düşünmedi. 20 küsur sene yaşadı. Onunla ikinci bir hanımı almadı. Alamaz mıydı? Olurdu. Zaten Araplarda adetti. Alırdı. Kim ne diyecekti ona? Resulullah Efendimiz Hazreti Hatice anamız vefat ettikten sonra Allah Resulü 4 ya da 5 sene bekar kaldı. Evlenmedi. Çok düşkünlüğü yaşadı. Evlenseydi ya. Evlenmedi. Ondan sonra kimle evlendi biliyor musunuz? 55 yaşında Sevde annemizle evlendi. Dul. 55 yaşında. Çok şehvetle düşkündü ya. Niye almadı 18 yaşında? 55 yaşında dul Sevde annemizle evlendi. Ve o çok evliliği yaptığı seneler hayatının son 10 senesiydi. Son 10 senesiydi. Hazreti Zeynep annemizle evlendi. 50 yaşındaydı. Ümmü Selam Efendimiz annemizle evlendi. 65 yaşındaydı. Sen alır mısın 65 yaşında? Almaz. Yani. Ben sporcuyum diyor. Almam mı 65 yaşında? Resulullah Efendimiz 65 yaşında evlendi. Bir hanımla evlendi. Niye evlendi ya? İşte onların hepsi bir hikmete binaendi. Resulullah Efendimizin evi medreseydi. Hanımların tedrisat yaptı. Çünkü Allah Resulü evlerinde odaları vardı. Her annemizin mesela diyelim ki bugün Hazreti Hatice annemizin evin Hazreti Ayşe annemizin evindeler. Diğer hanımlar da oraya gelirdi. Allah Resulü her gece evinde ders yapardı. Çünkü ümmetin peygamberi yani bütün herkesin alemlerin peygamberiydi o. Bütün kabileler çünkü hepsi farklı farklı kabiledendi. O Resulullah Efendimiz'in eşleri hepsi farklı farklı kabiledendi. Zira Resulullah Efendimiz'e birisi geldi. Hanımlardan birisi özel halleriyle ilgili bir soru sordu. Resulullah Efendimiz anlattı. Biraz daha kadın terine inince Allah Resulü böyle yüzünü kapattı. Utandı yani dışarı çıktı. Hazreti Ayşe Hanım dedi sen anlat dedi. Dini öğretiyor. Bugünkü gibi internet yok. Kimle öğretecek? Hanımlarla öğretti. Ümmetin yarısı kadın. Yarısından fazlası kadın. Hazreti Ayşe Hanım'ın mesela ya da efendim Sevde annemizin evinde toplanırlar. Allah Resulü onlarla ders yapar. Sonra gider onlar kendi kabilelerinde kadın hallerini anlatırlar. Allah Resulü böyle tebliğ etti onu ümmete. Kadınlara. Mesela Ümmü Selam Hazretleri 4 çocuklu ve 65 yaşındaydı. Ümmü Habibe radıyallahu anh 55 yaşındaydı. 55. Ve bunlarla evlendi. Allah Resulü. Şimdi birilerin dediği gibi şehvetine çok düşkündü diyebilir mi bir insan? Asla diyemez. Çok düşkün olsa bizim sporcu amca evlenir. O alır işte yani 65 yaşında birisini almaz ki. Sen kaç yaşındasın sormasaydın? Kaç yaşındasın sen?
65. Bak 65 yaşında razı olmuyor. Seni seviyorum ondan böyle razım geçiyor yani. Bu abdestse 70 yaşında ben razım. Peki. O yüzden arkadaşlar Allah gecenizi gecemizi mübarek eylesin. Şimdi bu yarın cumartesi, cumartesi pazara bağlayan gece saat 2'de Efendi Hazretlerimizi ziyaret var. İlk başta sabah namazında nasip olursa inşallah yetişilecek, ona göre ayarlandı, bir aksilik olmazsa Eyüp Sultan'da namaz kılınacak. Sonra namaz kılındıktan sonra Eyüp Sultan'da ziyaret yapılıp oradan İsmail Ağa'ya gidilecek. Orada bir şeyler alışveriş yapmak isteyenler, sohbet dinlemek isteyenler ihtiyaçlarını görürler. Ondan sonra saat 11-12 gibi Çavuşbaşı'na ziyarete gidilecek. Oradan da kesin olmamakla beraber Hiranur'da bizim Hoca Efendi orada bir yemek ikramı olabilir, kesin değil. Efendim, ondan sonra dönüş olacak. Bir Allah dostunu ziyaret etmek diyor ulema. Efendim nafile namaz kılmaktan yeni geldiği zaman senelerce nafile kılmaktan evladır. Peki niye? Peki niye? Deniliyor ki bir hoca ölünceye kadar ilimle meşgul olursa, ne zamana kadar Hamza amca? Ölünceye kadar ilim. Bak hoca olmakla iş bitmiyor ha. Ölünceye kadar efendim ilimle meşgul olursa Allah ona kabrinde melekleri kıyamete kadar ziyarete gönderir. Hani sen burada böyle ziyaret yapıyorsun falan filan ya. Senin kabrine Allah melekleri kıyamete kadar ziyarete gönderir. Kime ama? Hoca olana da değil. Ölünceye kadar ilimle meşgul olana. O yüzden ben hep derim. Hoca olmak başka şey, ehli ilim olmak başka şey. Bundan sebep ehlullahın kabrine gittiği zaman duan kabul olur, ayrı bir konu. Ama ulemanın, hakiki salih bir ulemanın kabrine gittiğinde de dua kabul olur. Niye? Sen orada amin dediğinde onu tavafa gelen ziyaretteki melekler de amin diyor da onlar. O yüzden dolayı ilim şerefli. O yüzden dolayı ehli Kur'an farklı bir yerde. O yüzden dolayı diyorum çocuklarınızı hafız edin. Sadece hafız etmek yetmez, alim edin diyorum. Ama bizim kalkmış ormancı, üniversite. Ben üniversiteden geldim, ne var orada? Yok, zayi ediyor. Dünyasa dünya, ahiretse ahiret diyorum. Ama dinletemiyorum. Ama şahit misiniz tebliğ ettiğime? Şahit misiniz? Şahit. Bari bu kadar ümmet şahit etti. Senin ailette hiç tutacak tarafın yok. Allah yardımcın olsun cümlemizin inşallah. Bir de arkadaşlar böyle hocam bizi buldun söylüyorsun demeyin. Biraz utanıyorum söylüyorum ama velakin ihtiyaç olduğu için söylüyorum. Allah razı olsun bu konuda böyle bize çok destek veren samimi arkadaşlarımız da var. Biz böyle bir odayı istiyoruz ki bize ufak çocuklar var. Yataklarını getirip götürmekte zorlanıyorlar. Efendim. Yani sıkıntı oluyor çocuklara. Biz de onların yatakları, ranza sistemi yok bizim orada. Yerimiz pek müsait olmadığı için istiyoruz. Geçen senelerde yapacaktık. Allah razı olsun Edip abi varken. O çatıyı kaldırıp oraya komple bir yatakhane yapacaktık. Olmadı yani. Yetmedi, olmadı. Olmadı yani inşallah olur diyoruz. Efendim ama hiç yoktu o ufak çocukların böyle bir oda ayarlayalım da orada çocuklar yatakları götür getir falan garibim taşıyamıyor. Şurada 11 yaşında çocuk nasıl taşıyacak zor oluyor falan. İşte orasını düzeltemiyor burasını yapamıyor. Biz de istedik ki hiç yoktu o ufakları bir odaya koyalım. Onlar ranzalarda yatsınlar. Böylece hani şey olsun diye. Tabii çok bir masraf değil ama yani bize göre öyle. Bir 10 lira kadar sadece o tutuyor. Bu konu hakkında yardımcı olmak isteyen varsa seviniriz. Haberiniz olsun. Bir takım şeyler de yapıyoruz. Allah gecenizi gecemizi mübarek eylesin. Bir musafaha yapacağız. Yapalım inşallah. Bereket olsun. Her musafaha yaparken bir salatü selam getirelim. Peki. Resulullah Efendimiz için bir salatü selam getirmeden önce bir dua edelim inşallah. Amin. Subhan rabbiyal aliyyi alel vehhar. Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ linehtedîye leblen hedânallâh. Hamdan tayyiben mübareken fîh, cezîlen cemîlen daimen bidevâmin mülkillâh ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. Ve salâtu ve selâmu alâ seyyidina nebiyyina hâdina ilallâh, da'ina ilallâh, şefî'ina indallâh, Muhammedun Resulillah ve alâ âlihi ve ashabihi ecma'in ve tâbi'ine lühüm ihsân ilâ yevmiddîn. Allahümme ya alîm ya halîm ya alîm ya azîm, la ilâhe illâ ente ve lâ na'budu illâ iyyâke. فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم قهر الكفرة والفجرة والملحدين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين، اللهم اكثر لنا من الإخوان في الدين واجعلنا على صراط مستقيم وارزقنا الأهلية والاستقامة وحسن الخدمة في الدين والفناء والبقاء التامين، ونسألك اللهم في الدارين توفنا مسلمين والحقنا على الصالحين واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك يا من لا يشكله سمع عن سمع ولا شأن عن شأن، يا من لا تولده المسائل ويا من لا تبرم بإلحاح المنحين. أذكنا برضافك وعلاوة رحمتك، أذكنا برضافك وعلاوة رحمتك، أذكنا برضافك وحلاوة رحمتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ثبتنا على دينك وعلى طاعتك، اللهم وجه وجوه قلوبنا إلى جناب عزتك، اللهم يقظ قلوبنا إلى جمالك وجلالك، اللهم املأ قلوبنا بعشقك ومحبتك ومهابتك ومخافتك، اللهم اسعدنا برضائك ولقائك ومشاهدة جمالك في دار رضوانك في جوار حبيبك بفضلك وكرمك بجاه حبيبك. سيدنا نبينا نبي رحمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، إنك يا الله يا الله يا الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم رسولا ونبيا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا رب okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'den yaptığımız sohbetleri dergazette makbul eyle. Hasılat sevabı evvelen bir zat, hadi-i kainat, biricik Peygamber Efendimiz'in ruhuna hediye edilsen vasıl eyle. Resulullah Efendimiz'i bu yaptığımız amellerimize haberdar edip memnun ve mesul eyle. Resulullah Efendimiz'in özlediği, gözlediği ümmetim diye sahiplendiği ümmet olmayı bizlere muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbi yeri geldi, çok isyanlar ettik, yeri geldi çok hatalar ettik, yeri geldi çok sıkıntılara sebep olduk. Ya Rabbi sen Resulullah Efendimiz'in hatırına, Resulullah Efendimiz'in nazlı Peygamberimizin hatırına bizleri affedip kulluğuna kabul eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'e bulunmuş olduğu şu sıkıntıdan derhal halas eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi vatanımızı, milletimizi bölünmekten, parçalanmaktan muhafaza eyle. Amin. Analarımıza, babalarımıza, ölmüşlerimize merhamet eyle. Amin. Bizde bir harfi emeği geçen bütün hocalarımız, ehli hukuku bizlerden razı eyle. Amin. Kaymaktan, kaydırmaktan, caymaktan, caydırmaktan muhafaza eyle. Amin. Bizden dua isteyen ya Rabbi kardeşlerimiz, husus hayati kardeşimizin hanımı kanser olmuş, o dua istiyor. Ya Rabbi onun da diğer bütün hastalarımızın da ya Rabbi kendilerini acilen, kâmilen şifaka ihsan eyle. Amin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eyle. Amin. Maddi, manevi, zahiri, batini, sıkıntılarımızı izah eyle. Amin. Genişliğe tebdil eyle. Çok hayırlı talebeler, çok hayırlı hocalar, çok hayırlı zürriyetler, ihvanlar, cemaatler, dava arkadaşlarımızları tez zamanı ihsan ve ikram eyle. Amin. Unutmaktan, usanmaktan, tembellik edip, gevşeklik gösterip bu davada geri kalmaktan muhafaza eyle. Amin. Analarımıza, babalarımıza, ölmüşlerimize merhamet eyle. Amin. Evladımıza, ahfadımızı, neslimizi sana emanet ettik, sen kayır muhafaza eyle. Çocuklarımızın her dediğini ya Rabbi senin yolunda olmaya bizleri de onlardan muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbi şu anda Suriye'de olan vesaire yerlerde bulunan askerimize ya Rabbi, Mehmetçiğimize, askerlerimize sen yardım eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Suriye'de bulunan efendim Filistin'de, Afganistan'da, Arakan'da, Myanmar'da, ya Rabbi sahil memleketlerde bulunan bütün Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Amin. İlla ve illa onları galip eyle. Amin. Ve küffara ehli küfrü mağlup eyle. Amin. Zelil ve hakir eyle. Amin. Şu Amerika'yla ya Rabbi. Başta İsrail, İngiltere'nin bel kemiğini kır ya Rabbi. Amin. Bütün ya Rabbi siyasi ve silahsal bütün güçlerini tarumar eyle ya Rabbi. Amin. Amin ve selamun alel mursalin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İllahi Teala'l-Fatiha.